Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir Knight Online serisiyle karşınızdayım. Bugünkü video konumuz Paramount Taxi. Biliyorsunuz bu son zamanlarda, son bir yılı içinde diyelim, böyle bir türemeye başladı bu işler. Ben de bunlardan birine dahil oldum. Dahil olmuşken de size bir inceleyeyim dedim. Bu işler nasıl yürüyor, neler oluyor, nasıl olursa mantıklı olur, mantıklı mı değil mi? Hemen bunun bir incelemesini yapacağız. Şu an ben bir Paramount Taxi partisinin içindeyim. Gördüğünüz gibi burada İki tane arkadaş var. Bu arkadaşlar dönüyor. Biri Warrior, biri Priest, biri de şurada bir asasımız var. Şimdi buradaki sistem şöyle arkadaşlar. Ben DS server'ındayım. Burada Paramount Taxi'nin 24 saati için 30 milyon alıyor arkadaşlar. 30 milyon karşılığında üzerinizi şöyle doldurarak herhangi bir pot, buz, İşte MS hiçbir şey size gelmeyecek şekilde ayarlamanız lazım. Sadece coins gelecek şekilde ayarlıyorsunuz. Burada 30 milyon karşılığında bu arkadaşlar sizi bu şartla kasıyor. Peki bu 30 milyonun şimdi sadece coins kasarak bu slottan ne kadar geliyor? Bunu merak edenler vardır. Ben bunu yaptım. Şimdi burada kasanlar genelde şu para perisini alıyor. Bu diriyatı almanız gerekiyor arkadaşlar ki buradan olabildiğince o günlük masrafı düşürebilin diye. Şimdi burada günlük 30 milyonumuzu verdik. Eğer bu diriyatı alırsanız arkadaşlar minimum 13, maksimum 16 milyona kadar bir gün içerisinde, 24 saat içerisinde bu slottan parayı alıyorsunuz. Yani ne oldu? 30 milyon günlük paranızı verdiniz. Eğer buradan 15 milyon da geri alırsanız, partideki tabi adam sayısına göre gelen coins değişiyor. O yüzden minimum 13 dedim. 8 kişiyken para perisiyle 13 milyon geliyor. Varsayalım ki biz 8 kişilik bir partideyiz. 13 milyonu geri gelir arkadaşlar. Yani bu slotun size günlük masrafı 17 milyon olur. İyi mi derseniz, mesela şu an bizim serverımızda bir Gini yaklaşık 23-24 milyon arası. Yani siz normalde bu slota koyup başka bir slotta kastığınız zaman ne yapıyorsunuz? Bir cini almanızı çekiyorsunuz değil mi? Bir de tabii pot masrafınız oluyor. Yani diyelim ki 24 milyon Gini'ye verdiniz. 15 milyon Hammer'a verdiniz. Ne yaptı? 39 milyon. E bir de pot masrafınız var. Günlük size bir paramında kasmanın maliyeti 45 milyon. Peki 45 milyona kasmak mı mantıklı, yoksa 17 milyon verip şurada oturarak kasmak mı daha mantıklı? Tabii ki de paramın taksiye kasmak daha mantıklı oluyor arkadaşlar. 45 milyonu vereceğine 17 milyonu ver, bir de otururken biliyorsunuz belirli oranda eks geliyor. Oradan da eks gelsin, kafanız rahat. Sistem olarak güzel. Tabii bu belli bir level'a kadar, şimdi 80'e kadar çok güzel kasıyor burada. 80'den sonra biraz yavaşlar ama yine nereden bakarsanız bakın, gidip de Titan'da veya DS'de kasmayacaksanız Paramount'da 83'e 17 milyon günlük masrafla ben kasarım. Bu benim görüşüm. Şimdi burada Paramount taksiye binen arkadaşların maliyeti bu şekilde. Günlük en kötü ihtimallerle 17 milyonla, iyi ihtimallerle 15 milyona, 14 milyona kadar günlük masrafınızı düşürüyorsunuz. Peki burada bu arkadaşlar nasıl dönüyor? Bunu da merak edenler vardır. Şimdi burada ne dedik? Bakın burada bir tane Warrior'umuz var. Asıl karakter burada. Elinde ne var bu arkadaşın? 10 Nebiros takıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 10 Nebiros, sol elinde de bir tane MP'lek var. Bu arkadaş gördüğünüz gibi vurduğunda bir efekt çıkmıyor. Çünkü berserkeri tam vermemiş. Benim düşünceme göre 70 berserker, 70 atak vermiş. Hem kılıcı hem de 70 skill'in ver diyor. %400 damage atarak maksimum oranda damage atıyor. Yanındaki arkadaş da gördüğünüz gibi bir STR Priest, elinde MP'lek var. Vurduğu zaman çok fazla şekilde mana gitmiyor. Ortalarda tutuyor. Attığı helle harcıyor. Zaten Warrior'umuzun hiçbir mana masrafı yok. Vurmasıyla gördüğünüz gibi zaten hemen doluyor. Herhangi bir pot masrafı yok. Priest'in çok ufak oranlarda bir masrafı olabilir. Zannetmiyorum onda. Muhtemelen slottan gelen zaten karşılıyordur. Şimdi tabi sadece elindeki itemler değildir. Bu arkadaş da muhtemelen atak veren diğer eşyalarında olması gerekiyor. Benim düşüncem eğer 10 Nebiros aldıysa muhtemelen bir 9 shell seti de vardır. İş takıyı da bizim Warrior'umuzda olduğu gibi +3 rock, +3 şaş, +3 VDN veya AOS. Küpelerinde mino taktıktan sonra muhtemelen bu slotta çok rahat şekilde damage veriyordur arkadaşlar. Ve STR Priest'te de 9 fabric set düşünceme göre. Yine takıları Warrior'la aynı şekilde olacak. +3 full STR takı takarak
bu slotu döndüklerini düşünüyorum. Muhtemelen bu itemler. Çünkü daha fazla item olmasına pek gerek yok. Zaten şu saydığım varyon üzerindeki itemlerin böyle olması zaten Paramon'u bu arkadaşa dönmesini çok rahat bir şekilde karşılar. Burada bir de ne var? Wolf atan bir asasımız var. Çünkü burada varyoru Wolf ile beslemezseniz muhtemelen bu slot bu kadar seri dönmez. Gördüğünüz gibi 3 arkadaş burada bu şekilde dönüyor. Veya tek arkadaş bu 3 çarı yöneterek burada bu slotu seri bir şekilde dönüyor gördüğünüz gibi. Slottan yaklaşık aldığım bilgilere göre kulaktan dolma sorarak öyle böyle minimum 6 maksimum 7-7.5'a pot attığını biliyorum. Bir gün içerisinde bu slotun 7-7.5'a atıyor diye biliyorum. Potları 9K'dan hesaplasanız ona göre pottan bir gelirleri var. Diğer taraftan gelirleri bizim kastığımız gibi onlar da günlük şu perilerle almışlar görüyorsunuz. Bunlarla zaten yine 13-15 milyonunu her türlü kasıyor. Onun dışında ne var? Bir de bu slot buz atıyor biliyorsunuz. Attığı buz ortalamayı söylüyorum 12-14 arası 24 saat içerisinde de buz atıyor. Şimdi şöyle bir hesaplama yapalım. Hemen bir hesap makinemizi açalım. Şimdi bu arkadaşlar da hesap makinem bir taraftan açık. Diyelim ki bir gün içerisinde 7500 tane pot aldım. Bunu bizim serverda 9K'dan çok rahat bir şekilde satıyorlar. Günlük 67 milyon 500 pottan para geliyor. Bu bir tarafa not alıyoruz. Onun dışında 14 tane bu saldığımız varsayalım. Ortalama 1.4 de bunlardan gelir. 19.6 20 diyoruz. 67.5 artı 20 milyon 87.5 milyon para geliyor bu arkadaşlara. Ve 3 kişiler bunlar da gün içerisinde 13-13-13 minimumdan hesaplıyorum. Kastını varsayarsak 39 milyonda nakit kasıyorlar. Onu da hesaplayalım. 39 milyonu da eklediğim zaman 126.5 milyon. Peki bu slottan düşen bir çöp oranı var. Bu da değerli itemler bayağı atıyor biliyorsunuz. Raptor, Elixir tarzı bu high class itemleri atıyor ve diğer çöpleri de atıyor. Bunları da topladığını varsayalım ve bu çöplerden 6-7 milyon kastığını varsayalım. Daha fazlası çıkar ama diyelim ki 7 milyon kasıyor. Onu da ekliyoruz üzerine. Ne etti? 133.5. Şimdi bu arkadaşların slottan elde ettiği gelir kimseden para almadan 133.5. Peki 3 kişi kasıyor. 3 kişi bu işi yapan kişiler. Peki 5 kişi de dışarıdan aldığımızı varsayıyoruz. Bu 5 kişi de 30'ar milyondan toplamda 150 milyon verir. Ne etti? 283.5. Düz hesap yapıyoruz. Hep minimumdan hesapladık. O yüzden 285 milyon gelirleri var arkadaşlar. Bunların bizim şu an varsayımlarla ve kulaktan dolma veya net bilgi de olabilir. Ama aşağı yukarı bunun olduğunu eminiz. 285 milyon gelirleri var. 8 kişi olursak ki genelde 8 kişi oluyorduk. Şu an video çektiğim anda 6 kişiyiz. Giderleri ne diye sorarsanız pot giderleri yok. Bu arkadaşlar günlük birer cini ve birer cini hammer harcadığını varsayarak hesaplayalım. 2 cini hammer 48'den düş ciniyi. Cini hammer'ı da 30'dan düş 207 milyon. Günlük 207 milyon. Ve şu anda Diez'deki güncel GB fiyatına bakıyoruz. Günlük 2 GB kastımı 207 milyon. 2 GB'si bu arkadaşlara kalıyor desek. Şu an Diez'de GB satış fiyatı 79 lira. 80 lira desen günlük 160 lira para. Bunu aylığa da vurduğunuz zaman 4800 lira. Tabi bu 4800 liranın içinde premium masrafı var. Onu düşmeniz gerekiyor. 3 çarın en azından 2 çarın diyelim. Hani Wolf atan almasa bile. 2 çarın premium parasını düşeceksiniz. Bir de perilerin parasını düşseniz ya kafadan öyle böyle 4000 lira gelir elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Ki bu server için belki yeni serverlarda diğer serverlarda gelir artabilir düşebilir. Ben şu an kendi oynadığımız server'a göre bunu hesap ettim. Kötü bir para değil. Hani tabi emeği var bir taraftan. Elektrik parasını düş, premium paralarını düş. 4000 lira kaldı ama tabi bu parti yönetmesi, biri DC olduğunda çağırması, çağrıları sürekli kontrol etmek mental açıdan da tabi insanı yoracak bir şey. Ama yapılabilir mi derseniz bir masraf da yapmanız lazım. Bu slotu bu serilikte dönebilmeniz için haliyle güzel itemlerinizde olması gerekiyor. Her çar burayı dönemez arkadaşlar.
Evet, bu videoda size Paramount Taksi'yi incelemek istedim. Night Online serimizin bu bölümünde size bunu inceledim. Umarım eğlenmişsinizdir, sizin için yararlı olmuştur. Night Online serisinin devam etmesini istiyorsanız lütfen arkadaşlar bunları yorum kısmından belirtin bana. Videoyu beğenip kanala abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda yine görüşmek üzere, hoşça kalın.